Selamlar sevgiler ben Berk. Bu videoda kaldıraçlı işlemler yapabildiğimiz Bitmex sitesini tanıtacağım. Ee, öncelikle videonun açıklama kısmında bulunan e, kayıt linkine tıkladığınızda karşınıza şu şekilde bir ekran çıkacak. E, bu linkle e, üye olmanız halinde 6 ay boyunca e, komisyon ödemelerinde %10 indirimden yararlanabilirsiniz. E, i̇lerleyen süreçte bu videoda ve ilerleyen süreçte size kaldıraçlı işlemlerin neler olduğundan, Bitmex'te ne tür kaldıraçlı işlemler yapılabildiğinden bahsedeceğim. Ve bir duyuru paylaşacağım sonunda da. Öncelikle linke tıklıyoruz ve mail adresimizi ve bir şifre belirliyoruz kendimize. Daha sonra ismimizi ve soy ismimizi yazıp kullanım şartlarını kabul ediyorum deyip, e, Register butonuna bastığınızda mail adresinize bir onay maili gelecek. E, bu maili onayladıktan sonra artık e, işlem yapmaya hazır oluyorsunuz. Bitmek sitesinde kimlik doğrulama yoktur. E, bu sebeple e, kimliğinizi göndermenize ya da bunun gibi prosedürlerle e, uğraşmadan direkt kayıt olup e, Bitcoin depozit edip siteye, siteye sadece Bitcoin atılabiliyor. Dolarla işlem yapılamıyor. Siteye Bitcoin atarak e, başlayabilirsiniz. Bitmex'te trade yapmaya başlamadan önce e, Bitmex için hazırladığım bir e, eğitim serisinden bahsetmek istiyorum. E, bu eğitim serisinin birinci bölümünü e, bu videonun devamında izleyebileceksiniz. E, margin trading e, normal tradeden birazcık farklıdır. Çünkü içerisinde kaldıraç ve likidasyon faktörü vardır. E, bu faktörleri ilerleyen süreçte videonun ilerleyen sürecinde görmüş olacaksınız. Bu sebeple e, bununla ilgili bilgi sahibi olmadan e, margin trading'e başlamamanızı tavsiye ediyorum ben. E, o halde e, slide ile başlayalım. E, margin trading nedir? E, margin trading e, sisteme küçük bir miktar teminat vererek margin teminat demektir. Sisteme küçük bir miktar teminat vererek teminatınızın birkaç katı ile işlem yapmanızı sağlayan trading türüdür. Margin tradingde yüksek karlar da elde edebilirsiniz fakat büyük kayıplar da yaşayabilirsiniz. Çünkü işin içerisinde kaldıraç faktörü vardır. Eğer 5x kaldıraç kullanıyorsanız kazancınız 5 katı olacaksa kaybınız da 5 katı olacak anlamına gelir. Bu sebeple kendimizi aslında bu konuda geliştirmemiz gerekir. Hem e, ...trading konusunda geliştirmemiz gerekir. Hem de siteyi anlama konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekir. E, margin tradingde hem yükseliş için hem de düşüş için işlem açabilirsiniz. Yani normal tradingde e, sadece yükselişlerden kar edebilirken... ...margin tradingde e, düşüş beklediğiniz bir paritede... ...işlem yaparak, short işlem açarak e, kar elde edebilirsiniz... Margin Trading'in amacı aslında portföyün tamamı için risk almadan kar etmektir. Bunun yanında olası ticaret zararlarımızı yani birebir trade'de karşımıza karşılaşabileceğimiz zararları hedge etmek için de kullanırız. Örnek vermek gerekirse birebir işlemlerimizde aldığımız bir pozisyonu yani Bitcoin aldığınızı düşünün buradan gerçekleşebilecek olası bir zararı hedge etmek için yani o zarara maruz kalmamak için kaldıraçlı işlemlerde ters bir pozisyon alarak yani short pozisyon alarak bu işleminizde bitcoin almanızda olası zararınızı hedge etme imkanınız bulunmaktadır. Peki nasıl oluyor bu? Örnek vermek gerekirse bitcoin fiyatının 10.000 dolar olduğunu ve fiyatın 9.000 dolara düşeceği ve oradan tekrar 10.000 dolara yükseleceği yönünde bir analiziniz var. Bu durumda 10.000 dolar seviyesinde birebir işlem yapıp 9.000 dolardan Bitcoin almanız durumunda elimizdeki Bitcoin miktarı 1.111'e yükselecek. Aynı işlemi kaldıraçlı bir şekilde yaptığımızda senaryo şu şekilde gerçekleşiyor: 10.000 dolar seviyesinde iken 10 kaldıraç kullanarak 10.000 dolarlık short kontrat satın alıyoruz. Bu işlem için bitmek sitesine 10.000 doların onda biri miktarınca teminat veriyoruz. Yani 1.000 dolar teminat veriyoruz siteye. Ee, eğer Bitcoin fiyatı gerçekten 10.000 dolardan 9.000 dolara düşüp e, tekrar 10.000 dolara düşerse aslında yukarıdaki senaryoda olan işte 1.111'e e, tam olarak böyle olmasa da çok yakın bir değer e, bu işlem sonunda kar etmiş oluyoruz. Peki bunun e, farkı ne e, normal işlemden? Bütün paramızı riske etmeden sadece 1000 dolarımızı riske ederek burada geri kalan paramızı işte 9000 dolarımızı farklı pozisyonlarda değerlendirmemize olanak tanıyor. Fakat bu işlemleri yaparken daha az bir parayla aynı karı edebilmek çok cazip gelebilir. Fakat burada kaldıraç kullandığımız için aslında şu 1000 dolarımızı kaybetme riskine de riskiyle de karşı karşıyayız. Burada önemli olan stop kullanmaktır. Ee, i̇nsanlar birebir işlemlerinde stop kullanmadıkları için aldıkları coinler zarardayken bekleyerek para kaybetmediklerini sanırlar. Oysa pozisyon kâra geçmesini beklerken çok fazla zaman kaybeder. Hatta işte olası kar fırsatlarını da kaçırırlar. Örnek vermek gerekirse X bir coin aldınız ve e, siz zarardayken Y bir coin çok yükselmeye başladı. O sırada hem aslında o Y coin'den elde edebileceğiniz kardan oluyorsunuz hem de Psikolojik olarak e, zararda beklemenin verdiği harabı yaşıyorsunuz. Bu sebeple şunu söylüyoruz. Gerçek bir trader bir stratejiye ve plana sahiptir. Bir plana sahip olmak zorundayız. Nereden alacağımızı ve nereden satacağımızı daha bir işleme girmeden, e, bir trade'e girmeden biliyor olmamız lazım aslında. Yine iki farklı senaryoyu karşılaştırarak devam edelim. Elinizde 100 liranız olduğunu varsayalım. Yaptığınız analiz sonucu %10 yükselebileceğini ve %2 stop seviyesi olduğunu buldunuz. Bu durumda paranızın tamamıyla işleme girdiğinizde işlem sonunda potansiyel karınız 110 lira. Kaybetmeniz durumunda ise 98 lira kalacak elinizde. Bu senaryoyu margin tradingde şu şekilde gerçekleştiriyoruz biz. 100 liramızın sadece 2 lirasıyla x50 kaldıraçla 100 liralık kontrat satın alıyoruz. Bu işlem sonunda kaybedebileceğimiz maksimum tutar verdiğimiz teminat kadar oluyor yani 2 lira oluyor stop seviyemiz yüzde 2'de olduğu için zaten bir stop olmamız halinde yine 2 lira kaybediyoruz fakat hedefimize gitmesi yani yüzde 10 yükselmesi durumunda yine 110 lira bakiyemiz olmuş oluyor ve burada şöyle bir faydamız oluyor bu pozisyona 100 liramızla değil, 2 liramızla girdiğimiz için geriye boşta kalan 98 liramızı başka bir pozisyonda, örneğin Binance'te bir altcoin olarak ya da yine Bitmex'te farklı bir altcoin'de pozisyon alarak e, oradan da bir kar fırsatını değerlendirmiş olabiliyoruz aslında. Aslında marjinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de bence bu. E, Dikkat ettiyseniz stop kullanmaya başlayınca yani işlemi stopla birlikte düşünmeye başlayınca aslında normal işlemlerden çok da farklı olmadığını göreceksiniz. Burada asıl önemli nokta kendimize bir strateji belirlemek ve e, bir plana sahip e, sadık kalarak ilerlemek. Bir nokta dikkatinizi çekmiş olmalı. İşte demin bahsettiğim şey 100 liranızın 2 lirasıyla açtığınız işlemde geri kalan 98 liranız boşta bekliyor olacak. Bu sayede kalan paranızın satın alma gücünü farklı pozisyonlarda değerlendirerek kar marjınızı yükseltme imkanına sahip olacaksınız. Gelelim margin trading kavramları ve tanımlarına. Short kavramı, margin trading'de işlem yapılan paritenin fiyatının düşeceğini düşündüğümüz zaman kullandığımız işlem türüdür. Short position diyoruz buna, short pozisyon. Short işlemde işlem yaptığımız paritenin fiyatı düştükçe e, parite dediğimiz şey şu oluyor BTC USD paritesinde e, asıl paritemiz burada bitcoin oluyor sol taraftaki bitcoin fiyatı düştükçe e, biz para kazanırız e, yükseldikçe para kaybetmiş oluruz short pozisyonda long pozisyon ise işlem yapılan paritenin fiyatının yükseleceğini düşündüğünüz Zaman kullandığımız işlem türüdür. Long işlemde yaptığımız paritenin fiyatı yükseldikçe para kazanır. Düştükçe para kaybederiz. Örneğin Bitcoin dolar paritesinde işlem yaparken Bitcoin fiyatının yükseleceğini düşünüyorsak Long işlem açarak para kazanabiliriz. Short işlemde bir şey dikkatinizi çekmiş olabilir. Bitcoin dolar paritesinde aslında Bitcoin'e short pozisyon açarken Aynı zamanda USD paritesine long açmış oluyoruz. Aslında bir nevi Bitcoin satıp dolara dönmüş gibi oluyoruz. Fakat burada kaldıraç faktöründen dolayı dolara dönmekten çok daha fazla kar etme imkanımız oluyor. Demin bahsettiğimiz kaldıraç konusuna gelince marjin işlemlerinin özünü oluşturan bu terim pozisyonun teminatınızın kaç katıyla açacağınızı seçtiğiniz yerdir. Örneğin elinizde 10 liranız olduğunu varsayalım. X10 kaldıraç seçtiğinizde 100 liralık bir pozisyon açabilirsiniz. Kaldıraçı X100 seçerseniz 10 liranızla 1000 liralık pozisyon açabilirsiniz. Kaldıraçı dilerseniz işlem sırasında da değiştirebilirsiniz BitMEX'te. E, fakat e, şu anda böyle bir şeye girmenizi tavsiye etmem. Çünkü e, bilmeden yapacağınız bir kaldıraç değişikliği pozisyonunuzun likit olmasına yani paranızın yanmasına sebep olabilir. Bunu e, ilerleyen videolarda bahsetmiş olacağım. Cross position nedir? Karşılıklı pozisyon diyebiliriz herhalde buna. Yani açtığımız pozisyonun örnek vermek gerekirse 1000 dolarlık bir pozisyon açtığımızda e, vermemiz gereken teminatın işte 100 kaldıraçla e, 10 lira olduğunu düşündüğümüzde e, pozisyonumuz normalde %0,6 gibi bir rakamda likide olması gerekirken o sırada hesabımızda bulunan bütün parayı e, o pozisyona marjin olarak e, veririz cross pozisyonda. Ve... E, likide olmasının önüne geçmeye çalışırız aslında. Likide olmadan e, istediğimiz fiyata gideceğini düşünürüz. Fakat e, cross pozisyon birazcık daha e, yeni başlayanlar için benim tavsiye etmediğim bir pozisyon türü. Çünkü e, bununla birlikte bütün o bitmek hesabınızdaki bütün paranızı e, likide etme gibi bir ihtimalde de söz konusu. E, risk olarak normal pozisyonlardan eee Yerine göre daha riskli, yerine göre de aslında daha risksizdir. Fakat ben şimdilik bunu sadece bilmenizi ve e, birazcık daha tecrübe kazandıktan sonra bitmek sitesinde e, cross pozisyona girmenizi tavsiye ederim. Liquidation dediğimiz şey, likidasyon açmış olduğumuz pozisyonun e, kaldıraç oranımıza göre her pozisyonun bir likidasyon fiyatı vardır. Zaten pozisyonu açmak istediğimiz sırada. Bir sonraki videoda göreceksiniz nasıl pozisyon açacağımızı. Karşımıza bir ekran çıkacak o ekranda e, likide fiyatımız olacak ve o fiyata geldiğinde çok küçük bir miktarda e, fair price vardır. Bu likidasyon fiyatına geldiğinde pozisyonumuz otomatik olarak kapanır ve e, sisteme vermiş olduğumuz marjini kaybetmiş oluruz. Return of Equity, e, ROE dediğimiz şey, öz kaynak karlılığı. E, yine siteyi incelerken daha net bir şekilde anlayacaksınız bunu. Fakat şimdi kısaca bahsetmek gerekirse, aç, açmış olduğumuz pozisyonda elde etmiş olduğumuz kar ya da zararı gösterir ROE. İki bölümü vardır Royen'in unrealized ve realized dediğimiz gerçekleştirilmiş yani realize edilmiş kar hesabımıza aktarılmış kar ve henüz hesabımıza aktarılmamış pozisyonumuzu kapatmadığımız için hesabımıza aktarılmamış olan kardır. Sitede negatif değerler zararımızı gösterirken pozitif olan yeşil değerler karımızı gösterir. Bütün trading türlerinde olduğu gibi margin trading'de de iki tür emir vardır. Bunlar limit order ve market order dediğimiz iki emir türüdür. Limit order'da traderın istediği spesifik bir fiyattan alış ya da satış yapmasına imkan veren emir türüdür. Limit emri kullandığınızda market maker olursunuz. Yani piyasa yapıcı olursunuz. Bu sebeple bitmek size kontratınızın %0.0250'si kadar komisyon ödemesi yapar. Limit emrinde parite sizin belirlediğiniz fiyata gelmeden ve sizin istediğiniz fiyattan size kontrat satacak birisi çıkmadan işlem gerçekleşmez. Bu sebeple limit emri girerken analizinizin doğru ve iyi düşünülmüş değilse almak istediğiniz kontratı alamayabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse 9.350 dolardan bitcoin long kontratı aldığınız, almayı düşünüyorsunuz. Fakat e, bitcoin 9.350'ye gelmeden 9.360'dan dönerse eğer e, o kontratı e, satın alamayabilirsiniz. Ee, kaçırmış olabilirsiniz. Belki sizin belirlediğiniz yer çok güzeldir, fakat e, doğru bir noktadan giriş yapamadığınız için o kar imkanını kaçırabilirsiniz. Market order dediğimiz şey market emri. Trader'ın istediği kontrat türünü örneğin long ya da short kontratı o anda markette bulunan en iyi tekliften satın almasına olanak tanıyan kontrat türüdür. Market emriyle işlem açtığınızda market alıcısı olursunuz ve limit emrinde olanın aksine açtığınız pozisyonun %0.0750'si kadar komisyon ödemesi yaparsınız. Ee, videonun başında bahsetmiştim. Bu komisyon ödemesini azaltmanın aslında bir yolu daha var. Bir referans linkiyle kaydolduğunuzda bu komisyon ödemesi üzerinden %10'da indirim kazanırsınız. O linki yine aşağıda bulabilirsiniz. Market maker ve market taker konusu birçok insanın kaçırdığı bir detaydır. Market maker olduğunuzda açtığınız pozisyonu açtığınız fiyattan kapatsanız bile aldığınız komisyon ödemesi sayesinde para kazanırsınız. Maker ve taker komisyonu birçok borsanın aslında hacim yaratmak için başvurduğu bir yoldur. Geldik stop limit order'a. E, bu e, stop loss dediğimiz aslında e, kavramdır. Bu da yine hem limit hem market olmak üzere ikiye ayrılır. Stop limit order işlem yaptığınız paritede açmış olduğunuz işlemin tersi yönde hareket gerçekleşirse zararınızı durdurmak için ya da henüz işlemde değilken yukarı ya da aşağı yönlü hareket gerçekleşirken giden treni atlamak için kullandığımız emir türüdür. Stop limit order'da emrin aktif olması için tetikleme fiyatı belirlenir. Yine demin bahsettiğimiz o limit order'daki hem bir fiyat belirliyoruz stop limit order'da hem de bir satın almak istediğimiz bir fiyat belirliyoruz. Yani önce emrimizin tetiklenmesi gerçekleşiyor. Tetiklendikten sonra emir gerçekleşecek. Fiyatı belirliyoruz, almak istediğimiz fiyatı. Stop limit order'ı şu şekilde de kullanabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse şu an Bitcoin'in 10.000 dolar olduğunu düşünelim. Fakat olur da Bitcoin 10.300 doları geçerse Bitcoin fiyatının artmaya devam edeceğini düşünüyorsunuz. Fakat şu anda limit emriyle 10.300 dolar yazarsanız oraya Bitcoin'i 10.000 dolardayken 10.300 dolardan satın almış olursunuz. Fakat... Stop buy dediğimiz yani stop limit order'ı stop buy olarak kullandığımızda 10.300 dolara bir emir giriyoruz. Stop buy emri giriyoruz. Ve işlemimiz sadece 10.300 dolar geçildiğinde aktif oluyor. Olur da 10.200 dolara gidip geri dönerse aşağıya zarar etmemek için yani 10.000 dolardan alıp 10.200'e gidip geri dönme riskini almak istemediğimiz için 10.300 dolara stop buy emri girip 10.300 geçildiğinde alımımız gerçekleştirip Oradan sonra yükselişin devam ettiğini edeceğini öngördüğümüz pozisyonlarda stop buy kullanabiliriz. Stop market order da yine o anda bulunan yani o anda markette bulunan fiyattan hemen kapatılmasını sağlayan stop emri türüdür. Stop market order emrinde örnek vermek gerekirse 10.000 dolardan açtığımız bir işlemin 9.000 dolarda olur da düşerse hemen kapatılmasını istiyoruz. Yine bunun için stop market order kullanabiliriz ya da demin bahsettiğim o stop stop buy order'ını da yine 10.000 dolardayken 10.300'e stop buy koyarak o seviyeye geçildiğinde aktif olmasını anlık olarak sağla, sağlayabileceğimiz emir türüdür stop market order. Yine limit orderda kaçırılmaması gereken bir nokta iki tane değer girdiğimiz için hızlı hareketlerin gerçekleştiği durumlarda emrimizin gerçekleşmeme durumu olabilir. Onun için emir verirken e, bu emir fiyatlarını iyi ayarlamakta fayda var. Bunu da e, videonun sonunda duyuracağım e, bitmex eğitim serisinde e, konuşuyor olacağız. Take profit limit order kar alma emridir. Yine e, take profit emirleri ikiye ayrılır. Limit ve market order diye. 10 bin dolardan açtığımız bir pozisyonun 12 bin dolarda kapatılmasını istediğimizde e, take profit limit order vererek e, yine iki fiyat belirleyip tetikleme ve satış fiyatı belirleyerek kontratımızı satabiliriz. Market orderda da yine tek bir fiyat belirliyoruz bu sefer. 10 bin dolardan aldığımız kontratı. 13 bin dolarda ya da işte 10.500 dolarda satmak istediğimizde 10.500 dolar dolar yazarak anlık olarak satmamızı sağlayan emir türü take profit market orderdır. Dilersek pozisyonumuzu şu şekilde de kapatabiliyoruz. Bu slaytta değinmemiştim fakat buna ek olarak değinmek istiyorum. Örnek vermek gerekirse 10 bin dolardan bir short kontrat aldığımızı düşünelim. 10 bin dolardan aldığımız kontratı 8 bin dolarda kapatmak istiyoruz. Bu işlemi kapatmak için dilersek take profit emri girebilir, dilersek de e, açtığımız işlemin ters pozisyonu kadar e, işlem açarak yine örnek vermek gerekirse 10 bin dolarlık bir kontrat aldığımızı düşünelim 10 bin dolar yani bir bitcoinlik bir short kontrat aldık 8 bin dolara 10 bin dolarlık long kontrat emri yazarsak en başta gösterdiğim e, limit order'dan. 10 bin dolarlık bir long kontrat emri açtığımızda aslında pozisyon short'tan long'a geçeceği için ikisi birbirine eşit olduğu için 10 bine 10 binlik kontratlar olduğu için pozisyonumuzu bu şekilde de kapatabiliriz. Hatta 10 bin dolardan 8 bin dolara düşüp daha sonra 8 binden tekrar 10 bin dolara yükseleceğini düşünüyorsanız 10 bin dolardan açtığınız 10 bin dolarlık kontratı, bir bitcoinlik kontratı dilerseniz 8 bin dolarda 20 bin dolarlık bir long açarak 20 bin eksi 10 bin, 10 bin dolarlık long kontrata da döndürebilirsiniz aslında. Geldik trailing stop'a. Trailing stop is süren stop'tur. İş süren stopta pozisyon hareket ettikçe stop seviyesi de fiyatla birlikte işlem yönünde hareket eder. Örneğin 100 liradan almış olduğunuz long pozisyonu için 90 lira stop seviyesi belirlediğinizde giriş yeri ile stop seviyesi arasında 10 liralık bir marj belirlemiş olursunuz. Fiyat yukarı yönlü hareket ederek 120 liraya çıktığında stopunuz da pozisyonla birlikte 10 lira marj bırakarak 110 liraya çıkar. Bu sayede trend devam ederken pozisyondan çıkmaz, hareket devam ettikçe kar etmeye devam edebilirsiniz. Yani burada dediğim gibi 10 bin dolardan aldığımız bir kontrat için çıkış yeri bulamadığınızı e, varsayıyorum. E, fakat oradan işlemi de satmak istemiyorsunuz. Çünkü yukarı gidebileceğini düşünüyorsunuz. Bu noktada e, trailing stop koyuyoruz. Yani 10 bin dolar e, 10 bin dolardan açtığımız işlemi işte 9 bin dolara stop koyuyoruz. Ve e, fiyat 12 bin dolara gittiğinde e, stopumuz da 11.000 bin dolara geliyor. Hep bin dolar e, fark bırakarak ilerlemeye devam ediyor. Burada e, birçok insanın kaçırdığı nokta, fiyat yukarı gidip e, yaptığı son zirveden bin dolarlık bir marj bırakır stopumuz. Olur da aşağı giderse e, bizi stop edip tekrar yukarı devam etme ihtimali vardır. Onun için yine bunun içinde güzel bir strateji belirlemek ve bu strateji doğrultusunda işlemler yapmak önemli bir nokta. Bu videonun burada sonuna geliyoruz. Bu hazırlamış olduğum BitMEX eğitiminin e, giriş bölümüydü. BitMEX ile ilgili daha fazla eğitim almak isterseniz e, videonun açıklama kısmında bulunan formu inceleyebilir ve dilerseniz oradan e, kayıt olabilirsiniz. E, margin BitMEX margin eğitimine. Yine videonun başında söylediğim gibi Bitmex sitesine kayıt olmak isterseniz de yine aşağıda bulunan linke tıklayarak 6 ay boyunca geçerli %10 komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz. Tekrar hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bitmex'te ya da herhangi başka bir sitede kaldıraçlı işlem yaparken kapitalinizin yani toplam sermayenizin tamamıyla işlem yapmamanızı tavsiye ediyorum ben. Örnek vermek gerekirse 100 liranız varsa bunun 10 lirasını Bitmex'te margin trading'de değerlendirip geri kalan 90 liranızı daha farklı trading türleriyle değerlendirmeniz bütün paranızı eğit, eritmemeniz açısından daha akıllıca bir seçim olacaktır diye düşünüyorum. Kaldıraçlı işlemler risklidir. Fakat e, bu riskinin yanında iyi öğrenilirse, güzel araştırma yapılırsa e, belki güzel bir eğitimle e, çok güzel kazançlar da sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.